parçalar bize ait parçalar değil. Seninle beraber gelen parçalar. Buna benzer bir sürü şey geldi. Biz 3 günden beri buradan sürekli bir şeyler atıyoruz. Ama toparlayamıyoruz ya. Yani. Ben kapıdan çıkarken şuralarda bir yerdeydi ya. Boyumda 1.85 civarı. Edirne'de etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından iş yerleri sular altında kalan esnaflar, felaketin 3. gününde de temizlik çalışmasını sürdürdü. Edirne'de sel sularından en çok 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan dükkanlar etkilendi. Selden geriye kalan çamuru kendi imkanlarıyla temizleyen esnaflar, zarar gören eşyalarını da güneş altında kurutmaya çalışıyor. Dün Edirne'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sel mağduru esnafları ziyaret ederek faizsiz destek kredisi verilebileceğini belirtmişti. Esnaf Erdem Yavuz, yaklaşık 20 bin lira zararı olduğunu söyleyerek faizsiz kredi yerine hibe desteği verilmesi gerektiğini söyledi. Yani bir 15-20 bin lira kadar zararımız var. Zaten bel hizasına kadar iş yerlerimize sular girdi. Bütün malzemeler sular altında kaldı. Devlet de herhalde bize faizsiz kredi vereceğini söylemiş. Biz 1,5 yıldan beri bu pandemiden dolayı zaten işlerimiz çok düşük seyrediyorduk. Çok sıkıntılar yaşıyorduk. Hani biz devletten en azından bir 15-20 bin lira iş yerlerine, bütün iş yerlerine iyi bir beklentimiz vardı. Yani yetkililere buradan sesleniyoruz. Hani esnaf zor durumda. Esnafa yardımcı olsunlar. Faizsiz kredi istemiyoruz yani. Hibe istiyoruz devletten. Sel mağduru esnaflardan Ercan Aslan, dükkanın içindeki yaklaşık 450 bin liralık malın zarar gördüğünü söyledi. Bugün falan gelseydiniz ya da önceki gün, burayı çok daha kötü bir şekilde görecektiniz yani. Şu an iyi halim. Şu langırt falan ters dönmüştü zaten. Şimdi bir afet yaşandı biliyorsunuz. Maddi kaybımız var. Hani manevi kayıpları falan, psikolojimiz zaten yerle bir pandemiden çıktı. 2 seneden beri bizim dükkanımız kapalı. Hiçbir gelirimiz yoktu. Zaten hani elimizde avucumuzda ne varsa pandemide erittik. Açtığımız günde böyle bir felaket geldi başımıza. Yani bilmiyorum devletimize bir yardım olur mu olmaz mı da faizsiz krediden falan bahsediyor. Tabii o da bizim için iyiydi ama yani zaten borçlu olan bir esnafı daha çok borçlandırmaktan başka bir şey olmayacak bizim için. İçeride dediğim gibi 400-450 bin liralık malımız tilap oldu. Bilmiyorum yani şu an biz de düşünüyoruz ne yaparız, açar mıyız, açmaz mıyız yani. Bu işi yapmazsak ne iş yaparız? Halen olan borçlarımız var, onları da ödemek zorundayız. Dışarıdan gelen bir gelirimiz yok. Yani yine buraya bakacağız muhtemelen ama düzenimiz çok bozuk. Bilmiyorum yani. İşte ortamı siz geldiğiniz gördüğünüz gibi 3. veya 4. günü biz hala temizlik yapıyoruz. Sabah akşam temizlik yapıyoruz. Benim zararım 10 bin lira civarı. Komşularım da takriben bana yakın. Ama tabii ki daha fazla zararlı olan arkadaşlarımız da var. Mesela ileride PlayStation'cı var, 500 bin lira zararı var. Eczanemiz var, takriben söylüyorum 50-100 bin lira zararlıdır. Yan tarafta bisikletçimiz var, parça sattığı için. En az o da 50-100 bin lira zararlıdır. Ama bizler emlakçıyım ben veya kuaför. Bizim mobilya ve çekmecemiz gittiği için bizim 10 bin lira, 15 bin lira bir takriben zararımız oluşmuştur. Sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, ben de orada yönetici olmama rağmen ne Recep Zıpkın Kurt Sanayi Odası ne birlik başkanımız Kemal Cingöz olmak kaydıyla hiçbiri bizim başkanlarımız olmasına rağmen gelip bizlere bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunmamıştırlar. Bizim yaramıza bir meylem olmamıştırlar. Eğer ki sivil toplum kuruluşları sadece seçimler için varsa oradan kalksınlar koltuklardan, hizmet kim edecekse onlar gelsin. Ben o yöndeyim. Ben de inşaat sanatkar odasında başkan vekili olduğum için söylüyorum. Cuma günü oluşan sel felaketinde çok yüksek derecede mağdur olduk. Suyun seviyesinde zaten görebiliyorsunuz bele kadar geldi. Kot farkı olduğu için dışarıda 1,5-2 metre yakın çıktı. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz ama biraz uzun sürecek gibi. Bakalım yani zaten esnafları biliyorsunuz bu pandemi bu süreçte çok zor duruma soktu. Ardından da toparlanmaya başlarken bir de sel felaketi bizi açıkçası perişan etti. Zararımız benim şahsen 250-300 bin lira civarında. Sağ olsunlar Vali Bey, ardından da Bakan Beyler geldiler. Kendileri bize yardımda bulunacağını söylediler. Sayın Bakanımız KOSGEB'le ilgili bir çalışma yapılacağını söyledi. Faizsiz kredi desteği tabii kulağa hoş geliyor ama şimdi biz burada belirli bölgede belirli esnaflar olarak zarara uğradık. Biz kendi adımıza bir hibe desteği beklerdik veya bakın.